Arkadaşlar merhaba. Bir önceki yayınımdan herhalde bir hafta yaklaşık geçmiştir. Bu kanaldan bahsettim size. Shorts'un hızlı içerik tüketiminden bahsettim insanların aslında. Bunu bu kanalı nereye kadar getirdim bir haftada? Şimdi hemen bu kanalı inceleyeceğiz. İçerik diyorum. Şöyle büyüteyim ki daha iyi görelim. Bakın ne zaman başladım? Yaklaşık 10 Ekim'de başladım. Hatta analitik diyelim, oradan bakalım. Daha iyi olur. 12 Ekim'de başladım. 3 kaç tane video atmışım? 4. 4 tane video atmışım. Bakın. Hemen 13'ünde 265, 14'ünde 35. 1125 toplamda 5 video 15'inde olmuş. Ve bu arada 13'ünden pardon 12'sinden sonra 15'ine kadar hiçbir video atmamışım. 3 gün. Burada 5 video. 5 video olarak istikrarlı bir şekilde gitmişim. 6 videoya çıkmışım. 2 video atmışım. 3 video ve 20 Ekim'de de 3 video. Bugün ise Şöyle içeriye gireyim. 1 2 3 4. videoyu atıyorum. Yani sizin anlayacağınız istikrarlı bir şekilde bu videoları atarsak etkileşim o kadar çok iyi olacak ki daha da iyiye gidiyorum. Yani şöyle ki izah edeceğim. Bakın başlıklara. Başlıkların hepsi SEO uyumlu aslında. Gördüğünüz üzere mesela Cat Comedy Adventures diye bir şey yazmışız buraya. Mesela bu başlıktan başlık türetmeye de gide, gitseydim 900'leri büyük ihtimal öbür videolarımda geçerdim. Ama ben hep deneme yapıyorum. Yani hem saat aralıklarını deniyorum. Hangi saatte insanlar ne çok izliyor. Hem o algoritmi oluşturuyorum analitikte. Hem de başlıkları atıp açıklamalar kısmına da yazıp Bakalım etkileşimin ne kadar iyi olduğuna analiz ediyorum. Yani bu işleri analiz ederek hareket etmekte fayda var. Çünkü bodoslama girdiğimiz vakit bir YouTube'a ya işte benim 5 izlenmem var, benim 3 izlenmem var, 2 izlenmem var vesaire denmekte onun da sebebi kursumda açıkladım ve biraz da kursumdan bahsedeceğim biraz sonra. Şöyle sadece bakayım. Bakın 485, 809. Yani izlenmeyecek bir içerik yok Shorts'ta. Bu bir kesin. İster kedi olur, köpek olur, hayvan olur. istersen e, araba videoları olur, kapışma olur. Futbol videoları olur vesaire. Şimdi mesela başka bir kanalda da futbol videoları paylaşmaya başladım. Bu kanalda direkt Almanca. Bakalım. Onu da bir hafta sonra büyük ihtimal sizlere lanse ederim ne kadara doğru gidiyoruz orada diye. Dediğim gibi direkt e, kursumdan bahsedeyim. Bakın sıfırdan YouTube kanalı açma, kanal optimizasyonu, video yayınlama, anahtar kelime, kontrolünde olsun, yardımcı program, Premiere Pro, nasıl edit yapıyoruz, editlediğimiz videoyu kanala atma, yazı ekleme ve ses ayarı, dikkat çekici kapak fotoğrafı yapımı, ChatGPT ile video hazırla. Yani burada aslında çok şey var barındıran milyonlu kanalın uyguladığı yöntemler. içerik takibi yani bu içerik takibi önerilenlere nasıl çıkılır? Bir tane kendinize uygun bir içerik üreteni bulun. Onunla beraber analiz yapın. Yani o nasıl üretmiş, ne yapmış, Kopya çekmek olmuyor bu. Girişimcilikte kopya çekilir. Sınavda kopya çekilmez. Bunu her zaman söylüyorum. O yüzden telif vesaire de yemezsiniz. Yani e, açıklamalar kısmında aslında linkim var. Bakın çok cüzi bir miktar yaptım. Çünkü herkes alsın. Herkes bu yola baş koysun ve dolar kazansın istiyorum. Yani şu andaki ekonominin gidişatı daha da iyi değil daha da iyi olmayacak. Bir an önce bu adımları atın. Muhakkak ki atın. Günde inanın bana bu videoları hazırlamak için sadece 30 dakikamı veriyorum. Fazla değil. Ve bakın planlıyorum. Saat 11'de yayınlayacakmış. 23'te. Bakalım 23'te bu sayı ne kadar artıyor. Hem de ona bakmış oluyorum. Yani elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Tekrardan yorumlar kısmına da istek, arzu vesaire hani nasıl yapılır, nasıl çekilir diye yazarsanız da yardımcı olmaya da çalışırım. Başka bir yayında tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.